Bağlanacağız şimdi. Yine konuyu değerlendirmek üzere sözü Mehmet Özmen'e bırakacağız. Şimdilik biz de yine veda edelim. Evet, Akit TV Ankara stüdyolarımızdan iyi günler diliyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için partisine ve kendisine güvenemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara kulislerini karıştıran ilginç bir adım atmış oldu. Aday çıkaramayan 95 yıllık CHP bütün umutlarını mecliste grubu olmayan İYİ Parti'ye bağladı. Yasa gereği 24 Haziran seçimlerine katılması mümkün olmayan İYİ Parti bu destek ile erken seçime katılacak. Bu gelişmenin ardından anlaşılıyor ki 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i destekleyeceği anlaşılıyor. Bugünkü ortaya çıkan tablodan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün gizlice yaptığı görüşmede İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için kafa kafaya verip bir B planı da tasarladığı bugün anlaşılmış ve ortaya çıkmış oldu. İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için ihtiyacı olan 15 milletvekili CHP takviye etmiş oldu. CHP'li 15 vekil CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye bugün geçti. Seçime girebilmek için 20 vekil gerekiyordu. İYİ Parti'nin hali hazırda 5 vekili vardı ve bugünden itibaren 15 vekil CHP'den 5 vekil de İYİ Parti'nin 20 vekille grup kurma hakkını elde etmiş oldu. 15 CHP'li vekilin İYİ Parti geçmiş olması CHP'yi ve parti tabanını karıştırmış durumda. CHP seçmeni kadar CHP'li vekilleri de şaşırtan duruma İlhan Ciyaner'den önce ironik bir mesaj geldi. İlhan Ciyaner sosyal medya hesabından ilginç mesajlar paylaştı. CHP'li İlhan Ciyaner vekil transferinin hemen ardından da CHP tüzüğünden eşitlik ve dürüstlük ilkesini de sosyal medya hesabından paylaştı. 15 vekil transferinden rahatsızlığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dile getirmiş oldu. İlhan Ciyaner ironik bir mesaj paylaşarak ÖDP, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz paylaşımını yaptı CHP'li İlhan Ciyaner. Anlaşılan o ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimde de Erdoğan'ın karşısına çıkmaya cesaret edemeyecek. Koskoca ana muhalefet partisi kendine oy veren seçmenlerin tüm umudunu Bahçeli'nin tabiriyle Cumhurbaşkanlığına aday olan Meral Akşener'in başını çektiği Cümbüş İttifakı'na bağlamış durumda CHP. Meral Akşener'e umut bağlayan yalnızca CHP yönetimi değil elbette. Ülke içinde, inlerinde gizlenen ve yurt dışında Türkiye aleyhine her türlü hainliğin peşinde gezen bilimum FETÖ'cü kaçkınlar da umudunu İngiliz The Times dergisinin kapağına manşet olarak taşıdığı Demir Lady olarak tabir edilen Meral Akşener'e bağlamış durumda. Ülkücü tabanın oyuna talip olan Meral Akşener ise savcımızı şehit eden DHKPC'li teröristlerini aklamaya çalışan ve ülkücülerden ölesiye nefret eden Ahmet Şık adlı gazeteciye geçmiş olsun dileklerini iletmesi de ayrıca dikkat çeken bir husus. Sola, sağa ve önüne gelene çiçek dağıtması da ayrıca dikkat çeken bir husus diyebiliriz. Elbette ki aslında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İYİ Parti ile ilgili son durumu yarın yapacağı toplantıyla açıklayacaktı. Anlaşılan o ki CHP ve İYİ Parti'nin YSK'daki uzantılarından alınan istihbarat sonucunda bugün böyle bir adımın atıldığını da bugünkü yapılan toplantıdan 15 millet CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçmesinden anlaşılıyor. Bakalım önümüzdeki hafta nasıl bir süreç işleyecek. Abdullah Gül fonksiyonu da var elbette ki. Bazı Abdullah Gül'ün bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre Abdullah Gül'ün de güvendiği bazı isimleri topladığı ve bunlarla istişarelerde bulunduğu da ayrıca gelen bilgiler arasında. Abdullah Gül acaba bağımsız olarak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday mı çıkacak yoksa farklı bir durum mu olacak, önümüzdeki hafta netleşecek ve biz de bunu takip etmiş olacağız diyelim, söz İstanbul'a bırakalım.